Hira abla niye bekleyin dedi acaba ya? Yani yolda bayağı uzun aslında. Çıksak iyi olurdu. Ben Feri ablayı birazcık tanıyorsam kesin bize yolluk hazırlıyordur. Ondan geç kalmıştır. Gelir birazdan. Bende kraker falan var çantamda. Yani birazcık idare ederdik. Nurşah ne diyeceğim? Sen gelmesen mi? Neden? Yani köyde bizi ne bekliyor bilmiyoruz. Hatta adamla dalaşabilirim. Ben de sırf o yüzden geliyorum zaten. Seni yalnız bırakmayacağım. Ya bak iyi düşün. Çünkü işler uzayabilir. Hatta köyde kalmak bile gerekebilir. Ya söz ağızdan çıktı bir kere. Vazgeçmeyeceğim yani. Geliyorum ben de. Yanlış anlama da ben seni düşündüğüm için diyorum. Çünkü köy ortamı çok konforlu bir yer değil. Yani şehire benzemez. Zorlanabilirsin. Ne demek istiyorsun sen? Sence ne demek istiyorum? Hı? Köyde bileydi. Çok açık değil mi? Başladı yine ya. Geldim. Geldim çocuklar. Aç bir ilaç yollayamazdım size. Alın bakalım. Sağ ol Feri abla. Ne zahmet ettin ki? Ne zahmet olacak canım. Kenan. Bu da evin anahtarı. Gerekirse kalırsınız orada. Sağ olasın ablacığım. Hayırlı yolculuklar olsun çocuklar. İnşallah işiniz rast gider. Kazasız belasız gidip dönersiniz. İnşallah. Bak sen hiç merak etme. Ben bu olayı çözmek için ne gerekiyorsa onu yapacağım. Senin için rahat olsun. Ben de her saniyesinde yanında olacağım. Merak etme. Meseleyi birlikte kökünden çözeceğiz. Sağ olun çocuklar. Hayır. Olmaz. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Gidemem. Sen de gitme. Gemiyi yürütebilmek için elimden geleni yapacağım. Hiçbir yere gitmiyorum. Başımıza o felaket geldiğinden beri kötü sözlerini, beni evden kovduğun anı nasıl unutacağım diye düşündüm durdum. Sonra anladım ki aslında senin yaptıklarını unutmak için seni hatırlamam gerekiyor. O zehrin panzehri de sensin. Hem unutmam hem de hatırlaman için üstüme düşen neyse onu yapacağım. Söz veriyorum. Belki çok uzun zaman alacak. Bilmiyorum. Sonsuza kadar sürsün önemli değil. Kolay da olmayacak. Sen bu kararı verdin ya. Bütün dünya karşımda dursun. Zorluk çıkarsın hiçbir önemi yok. Bütün bunları göz önünde bulundurarak veriyorum bu kararı. Gitmiyorum.
Oğlum. İyisin değil mi? Senin için çok endişelendim. Dinlenmen gereken zamandı. İyiyim ben anne. Evine hoş geldin Orhun. Hoş geldin patron. Allah sizi ailenize bağışladı Orhun Bey. Çok dua ettim. Hoş geldiniz Orhun Bey. Hoş geldiniz efendim. Çok şükür evine döndün Orhuncuğum. Bu kadar merasim yeter. Orhun'un dinlenmesi gerekiyor. Odana kadar sana eşlik edeyim. Allah Allah, ne zamandır yapmıyordu, ne oldu yine şimdi? Allah Allah. Hallolacak gibi bir şey mi? Hallolur, hallolur. Yani iki dakikalık işi var. Hep yapıyor bu yaramazlığı. Madem kaputu açtık, şu radyatörü de bir su verelim. Ya sana zahmet, arkada su vardı. Getirir misin? Getiriyorum usta. Getirdim usta. Ya madem neydilikten bu kadar hızlı bir şekilde çıraklığa terfi ettiniz hanımefendi, o zaman radyatörü de siz doldurun. Hangisi ki radyatör? Bak şu, açayım sana. Yeter mi bu kadar? Bence yeter. Kapatalım. O zaman görev tamam usta. İki dakikada yüzünü kirletmeyi nasıl başardın acaba? Uşa Hanım, ben bir avukatım. Yani anca işte bu kadar araba tamir edebiliyoruz. Ne yapalım? Dur temizliğim. Temizlendi. Ben hiç arabaya dokunmadım ki. Nasıl kirlenmiş? Kiri yoktu ki. Şey, arabada hal olduğuna göre o zaman gidebiliriz herhalde. Oldu oldu. Yani rahatlıkla köye gider geliriz. Arabayı sen kullanacaksın galiba. Of, doğru, ben ne yapıyorum? Acıktın mı? Bir şeyler atıştıralım mı? Ben bilmem, acıkırım herhalde. Acıkırım yani ben de diğer insanlar gibi. Sen acıktın mı? Ben acıktım ama bekleyebilirim seni. Yok, gerek yok canım. Yeriz istersen. Var mıdır acaba ya buralarda bir restoran falan?
Gerçi burada restoran ne arasın, ben saçmalıyorum. Benim bildiğim çok yakın bir yer var aslında. Öyle mi? Neresi? Hemen arka koltuk. Ya Feri ablanın bize verdiği yolluktan bahsediyorum. Yani onları yiyebiliriz. Ha, doğru doğru. Çok iyi fikir. Ben gideyim onları alayım. Kararını verdin Hira. Artık toparlanman gerekiyor. Kardeşim. Sen iyi misin? İyiyim. İyi ol. İyi ol. Hepimiz iyi olalım. Aklım hep sende. Ama milletin yanında bir şey diyemedim. Baktım da patron odası bayağı kalabalık. Hemen kaçtım. Sen neden burada duruyorsun? Hiç. Sadece hava almak istedim. Öyle diyorsan öyledir kardeşim. Hadi sen içeri geç. Ben de birazdan geliyorum. Senin daha fazla güvenme tahammülüm yok. Bu konaktan gideceksin hemen. Hayır. Bu olmayacak. Yaşananların beni kafese kapatmasına izin vermeyeceğim. Böyle çok güzel oldu ya. Yani sen keyifliysen ve mutluysan bence de güzel oldu. Keyifliyim gerçekten. Yani böyle atıştıracağız falan diye oturduk ama bayağı piknik ortamı oluştu.
Sana bir şey diyeyim mi? Hepsi bu kareli örtünün marifeti, biliyor musun? Ya böyle serince hemen bir piknik havası veriyor insana. Yanılıyor muyum? Ne yapıyorsun biliyor musun? Filmlerde, dizilerde falan da hep bu örtüden kullanıyorlar. Ya filmler, diziler derken hiç piknik yapmamış gibi konuşuyorsun. Yapmadın mı? Yani teknik olarak yaptım. Abimle ablamla konağın bahçesinde piknik yapardık. Annemden gizli tabii ki. Ama bu daha gerçek bir piknik. O yüzden bunda tarihimize not düşüyoruz. Kesinlikle. 52 tarihe düşülecek çok notumuz var. Ama ilk sıraya evliliği yazmamız lazım. Böcek var orada. Böcek var orada. Murşat dur, sakin ol, yok bir şey. Böcek var işte orada, görmüyor musun? Nasıl sakin olayım? Yok yok, bak o tarafa doğru uçtu gitti, gördüm ben. Emin misin gittiğini? Hı hı. Of, korkuyorum, ne yapayım? Ya bir şey diyeyim mi? Böcek bence geldiğini pişman olmuştur. Yani öyle bir panikle kalktın ki. Şu an bak oralarda bir yerde kendini sorguluyor olabilir hatta. O zaman gitsin kafasını falan dinlesin. Ne işi var canım benim yanımda? Gitti gitti, hadi gel otur. Bak sonuçta açık havadayız, yani bir böcek gider bir böcek gelir. O yüzden takılmamaya çalış. Hatta bak şunları da bir an önce ye. Hira abla çok güzel yapmış. Bu konağın bahçesinde böcek falan gelmiyor muydu? Yani ben konağın bahçesinde hiç böcek görmedim. Annem sık sık ilaçlatıyordu. O yüzden pek alışık değilim böceklere. Hatta şu an bayağı bir huzursuzum. Acaba gitsek mi? Olsa istiyorsan ben seni ofise bırakayım. Ya ben köye gider gelirim çünkü belli ki sen zorlanacaksın. Abartma istersen. Niye zorlanayım? Yani ofise falan dönmeme gerek yok. Hem ben Feri ablaya söz verdim. Hiçbir yere gitmiyorum. Alt tarafı böcek. Alışırım. Anladım. Belli ki kararından dönmeyeceksin, inatçılıydı. Ama ben uyarayım. Yani köydeki böcekler buradaki böceklere pek benzemez çünkü. Fikrin değişebilir. Değişmez, merak etme. Hem belki inanmayacaksın ama ben gerçek bir doğa insanıyım aslında. Doğa insanı mı? Hı hı. Sen? Evet, ben. Tam bir doğa insanıyım gerçekten. Hem niye bu kadar garipsedin ki sen? Yani ne bileyim. Senin gibi doğa insanı görmediğim için olabilir mi? Tamam bak, sen kendine doğa insanı diyorsan doğa insanısın. Neyse hadi bak, yemedin hala, yer misin şunlardan? Nurşah, ne diyeceğim sana? Hı. Bu doğada yemek arayan, yemek bulamayan neydiler? Açlıktan ölüyorlarmış, sen okudun mu onu? Aman ne kadar komiksin. Ben başımın çaresine bakarım bir kere. Baktım çok zorlanıyorum, seni yeme derim, böcekler olur biter. Ne? Şu kafandaki böceğe bakıyorum ya, bayağı aksesuar gibi duruyor. Hatta toka gibi. Yakışmış biliyor musun? Ya alır mısın onu buradan lütfen? İnanamıyorum sana gerçekten. Şaka mı yapıyorsun bana? Hani başının çaresine bakıyordum, beni böceklere yem falan ediyordum. Ne oldu o lafların? Bu soruna cevap vermeyeceğim senin. Boşlar, nereye daha bak, yemek yiyorduk. Sayende ben doydum, teşekkür ederim. Arabada bekleyeceğim. Peki, duaların neydisi? Bakalım köyde ne yapacaksın? Uzansaydın oğlum. Dinlenmen gerekiyor. Ben böyle iyiyim. İlaçların burada Orhun. Hem biz hatırlatacağız hem de telefonuna mesaj olarak gelecek hepsi. Doktorun gün aşırı ziyaretine gelecek. Bir hemşire daha ayarlamayı düşündüm.
ama istemeyeceğini biliyorum. Yine de fikrin değişirse hemen haber vermen yeter. Anne, biraz rahatlamaya çalış. Ben iyiyim. Her şey yolunda. Elbette her şey yolunda. Ait olduğun yerde evindesin. Olması gerektiği gibi alıştığımız düzenimize dönüyoruz. Her şey eskisi gibi olacak. Evet. Her şey eskisi gibi olacak. Yavuz Bey verdi. Arabada kalmış. Teşekkür ederim. Kahvedekilerin tarif ettiği ev sanırım burasıydı. Yani iki numara mıydı acaba? Urşah, tebrik ediyorum. Yani resmen titriyorsun. Tam bir doğa insanısın. Ya nereden bileyim canım ben köyün bu kadar soğuk olacağını? Neyse hadi sen arabaya geç, ısın biraz. Ben bir konuşup geleyim. Gerek yok canım. Ben uyum sağlarım birazdan. Urşah, uyum sağlayamazsın demiyorum. Seni düşündüğüm için. Yani üşütüp hasta olmanı istemem. Yani nereden bileyim ben buranın bu kadar soğuk olacağını? Ona göre giyinmedim işte, ne yapayım? Hava suçlu yani, öyle mi? Peki, doğa aleydimiz. Peki. Buraya uyum sağlayamadığımı söylesem rahat edeceksin değil mi? Ama kusura bakma, sana o keyfi yaşatmayacağım. İyi, hadi dediğin gibi olsun. Bakalım şu eve. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ben avukat Kenan Çevik. Bu köyün muhtarına bakmıştık. Köyün muhtarı benim. Buyurun avukat bey. Muhtar bey, biz Feriha Ayan'ın avukatlarıyız. Bir arazi meselesi varmış, onun için gelmiştik. Hıdır diye bir adam varmış, bu araziyi çevirmiş. Onunla ilgili konuşmak istiyoruz. Ne yapacaksınız Hıdır'ı? Hıdır biraz sıkıntılı biridir. Sadece Feriha'nın arazisine değil, bütün köyün arazisine çöktü. Laftan, sözden anlamaz. Ay, dur. Şöyle. Ay. Bir de hastaneye gitmeyeceğim diyordun. Bak, hem dikiş attılar hem de bir sürü ilaç yazdılar. Vallahi aferin. Sırf senin gönlün olsun diye gittim. Yoksa bu yara ne ki? Ya sinek ısırığı gibi bir şey ya. Bilirim. Dalyanım seni sarsmaz bile. Ay ama sayende Yılmaz'dan kurtuldum. Ay canım kocam benim. Herhalde yani benim afetimin canını sıkanı ciğerini söker eline veririm be. Tüh. Ay yalnız Raşit'im, o Yılmaz'ı ben öyle kanlar içinde görünce ay o kadar korktum ki
Ay katil olacaksın da mapuslara düşeceksin diye ödüm koptu valla. Ay Allah'tan suç makinasıymış. Ay bir sürü suçtan aranıyormuş da. Ay içeri girdi kurtulduk valla. Ay güçlü kocam benim. Ay. O da yanlış adama çatmayaydı. Neyse ya. Ya şu tatsız meseleyi artık kapatalım mı? Valla kan beynime çıkıyor resmen ha. Ay tamam tamam. Ay kapattı gitti. Ne istersin? Ne pişireyim sana kendi ellerimle? Vallahi mi? He. Ne istersen mi? Ne istersen yapacağım vallahi. Madem uzanmayacaksın, o zaman ben biraz camı açayım. Temiz hava iyi gelir. İstediğin bir şey var mı oğlum? Dinliyorum Yavuz. Orhun Bey, az evvel avukatınızla görüştüm. Ayaz ve Tufan'ın hastanedeki tedavileri tamamlanmış. Patronlarıyla beraber adliyeye sevk edildiler. Tamam. Avukatın yanında bir adam olsun. Adliyedeki gelişmelerden beni haberdar edin. Bizzat takip ediyorum efendim. Hayırlı günler dilerim. Tamam. Ne diyor Yavuz? Adamları adliyeye sevk etmişler. Nihayet. Olmaları gereken yere gidiyorlar yani. Çok sevindim. Çorbayı ben yapsaydım kızım, kaç gündür perişan oldun zaten. Bir de bunlarla uğraşmasaydın. Gerek yok. Ben yapıyorum Halis abla. Gerçi Orhun Bey'in damak tadını en iyi sen biliyorsun. Kaç gündür kimsenin boğazından tek lokma geçmedi. Ay bu günleri gösteren Rabbime şükürler olsun. Çok şükür. Şehriye bitti mi Halis abla? Ha, kavanoz oydu. Ay bitmiş baksana. Ekilerde vardır. Dur ben sana getireyim. Yok sen işine devam et. Ben alır gelirim. Yani kimse yok herhalde içeride.
Olsa açarlardı herhalde kapıyı. İstersen bekleyelim bahçede. Dan, ne oluyor? Uyutmadınız adamı. Kimsiniz siz? Feriha Ayhan'ın avukatlarıyız. Arazi meselesini konuşmaya geldik. Hangi araziymiş o? Etrafını çevirip de hak iddia ettiğiniz araziyi. Yani Feriha ablanın arazisi. Ben kendi arazimin etrafını çevirdim. Feriha da kimmiş be? Evimi de yapacağım oraya. Gelsin de engellesin. Böyle sözlü beyanla kimsenin arazisinin üstünde hak iddia edemezsiniz. Bu ülkede yasa var, hukuk var. Kurallara uymak zorundasınız. Sözlü beyan değil, tapuyla. Kapı gibi tapum var elimde. Beyefendi, tapuyu görebilir miyiz? Tanımadığım insanlara tapu mapu göstermem ben. Hadi işinize, güle güle. Şu adamdaki özgüvene bakar mısın ya? Akıl alır gibi değil gerçekten. Sence doğruyu mu söylüyor? Bilmiyorum Nurşa. Bilmiyorum ama öğrenmek zorundayız. Yani bizim bir an önce tapuya gitmemiz lazım. Gitmemiz lazım da saat bayağı geç oldu. Yani gitsek de yetişemeyiz. Yetişsek de araştırma yapmaya vakit kalmadı. Muhtemelen arşivden baktırmak lazım zaten. Öyle. Ama biz buraya bu sorunu çözmek için geldik. Çözmeden hiçbir yere gitmiyoruz. Yok. Ben bu adamın tavrını gördükten sonra hiçbir yere gitmiyorum zaten yalvarsan da. Artık ne yapacaksak yapalım, bu adamın yanına kalmasın yaptıkları. Aynen. O zaman bu geceyi Feriha ablanın evinde geçirelim. Yarın sabah ilk iş tapuya gideriz. Olur. Hadi. O zaman artık mutfağa talimat verelim, yemeğini getirsinler, olur mu? Lüzum yok. Israr etsem? Peki, tamam. Aldım ben cevabımı. Dinlendikten sonra atıştırırsın. Bir şey istersen seslenmen yeterli Orhun. Ben hep buralarda olacağım. Arada gelip kontrol de ederim. İyi dinlenmeler sana. Bu ne? Çorba yaptım. İlaç saati yaklaşıyor. Ondan önce bir şeyler yemesi lazım. Gel. Hanımefendi, bunu giysilerin arasında buldum. Onlar ne? İhanetin belgesi bu. Aslında malumun ikinci ilanı. Hayır. Hayır, bunları düşünmeyeceğim. Söz verdim kendime. Tam zamanında. Üstelik en sevdiğim çorbayı yapmışsın. Eline sağlık.
tepsiyi ver istersen. Her zamanki gibi senin elin değdiği belli. Çok güzel olmuş, eline sağlık. Afiyet olsun. Sen onu iç, ben de ilaçlarını hazırlayayım. Yalnız sana bir şey söyleyeyim mi? Ayaklarıma kara sular indi, ne demek bugün anladım. Vallahi yorulduk ama değdi. Yani en azından birkaç köylü ikna ettik dava için. Gönül isterdi hepsini ikna edelim. Ama ne yapalım? Mağdur sayısı çok olunca nitelikli yanmadan dava açabiliyoruz. Bakalım bundan sonra da bize diklenebilecek mi Hıdır Bey? Bakalım. Yalnız şu anahtarları çabuk bulsan iyi olur. Çünkü ben bayağı üşüdüm. Buldum, buradaymış. Hoş gelmişsiniz yavrum. Merhaba teyzeciğim. Çıkaramadım sizi. Biz Feriha ablanın yakınlarıyız. İstanbul'dan geldik. Aynı zamanda avukatlarıyız. Arazi meselesi var da onunla ilgileneceğiz. Ah. O Hıdır olacak adam benim arazime de çöktü yavrum. Ne diysek olmadı. Kaderimize razı geldik. Siz de caydıramazsınız onu. Teyzeciğim, olur mu öyle şey? Niye kendi malınıza çökmesine izin veriyorsunuz? Oğlum, ben yaşlıyım. Benim adam benden de yaşlı. Kimimiz, kimsemiz yok. O zalime gücümüz yetmiyor yavrum. Teyzeciğim, istersen sana da yardımcı oluruz. Bak, köylülerle konuştuk. Birkaç kişi bizi vekil olarak tayin etti. Onların hakkını savunacağız. Dediğim gibi, istersen senin de avukatlığını yaparız. Köylüler Hıdır'ı dava mı edecek? Evet teyzeciğim, dava açacaklar onu. Oh, benim adamla bir görüşeyim. Bakın ne diyecek. Sizin de bir şeye ihtiyacınız olursa çekinmeyin, gelin. Bak, bu yanındaki ev benim evladım. Tamamdır, sağ olasın. Siz de sağ olun. Hadi Allah'a emanet olun yavrum. Sen de Allah'a emanet, sağ olasın. Ne oldu? Neydi o? Olacak. Daha önce yaşadığımız bir şey yaşadık. Anlamadım. Yani sanırım sigorta attı. Senin dükkanda dağıtmıştı ya, hatırlarsın. Ama korkmana gerek yok çünkü ben yanındayım. O gün olduğun kadar mütevazisin bakıyorum da. O zaman ben gideyim de şu sigortaya bakayım. Dışarıdadır sanırım. Ha. Sen yalnız başına korkmazsın değil mi burada? Tamam, gittim. Yani sigorta atmamış ki, sigorta baya baya yanmış. İşte eski ve bakım sorunca çok normal. Sen bir süper kahraman olduğun için hemen tamir edersin diye düşünüyorum. Vallahi tamir edemeyeceğim çünkü dışarıda da baktım, burada da bir alet edevat falan yok. Akşam karanlıkta mı kalacağız biz? Güzel soru. Güzel soru, karanlıkta mı kalacağız?
kalmayacağız. Çünkü bak ne var burada. Ne bu? Ne mi? Nuşa şaka mı yapıyorsun? Gaz lambası işte. Yani hiç gaz lambası görmedin mi hayatında? Görmedim. Allah Allah. Yani o kadar paşa dedenin olduğu yerde gaz lambası olmaması da ilginçmiş. Neyse ben şunu bir kontrol edeyim bakayım. Bir paşa dedelerim kalmıştı gerçekten sataşmadığım. Tamamdır. Ver bakalım bunu. Evet, ilk etap tamam. Sıra geldi ikinci etaba. Şu ısınma işini halletmemiz lazım bir an önce. Aslında onu bir an önce halletsek iyi olur. Çünkü ben yavaştan üşümeye başladım biraz. O zaman şöyle yapalım. Ben çıkayım dışarı bir odun falan bakayım. Hani bulursam sobayı yakarız, ısınırız. Anlaştık mı? Olur. O zaman çıktım ben. Ha. Anahtarı da bıraktım buraya. Aliço, gördüğün gibi dayın gayet iyi. Artık endişelenmene gerek yok. Aliço, sen benim için endişelendin mi? Hira ablan anlatmış ya, ufak bir kaza geçirdim. Hiçbir sorun yok. Ama ben çok korktum. Korkacak bir şey yok. Sen yanındasın ya, dayın çabucak iyileşir. Kesinlikle. Sevdiğim herkes yanımda. İyileşmemem için bir neden yok. Siz dayıyan vakit geçirin, ben tepsiyi bırakayım. Anlat bakalım, okul nasıl gidiyor? İyi gidiyor dayı. Arkadaşlarımla bugün top oynadık. Çok güzel. Nasıl geçti? İyi geçti. Afife Hanım sizi görmek istiyor. Tepsiyi mutfağa bırakıp geliyorum. Gördü beni. Şimdi dalga geçecek benimle. Sana bakmıyordum ben. Dalmışım, başka bir şey düşünüyordum derim. Gerçi onu düşünüyordum. Thank you.
Peri ablanın herhalde. Biri hariç hepsi açılmış bu mektupları. Çok ilginç. Gir. Beni çağırmışsınız. Evet. Ne söyleyeceğinizi biliyorum. Belki biliyorsun. Ama anladığını hiç sanmıyorum. Zira buraya neden döndüğünü unuttun. Durmadan haddini aşıyorsun. Haddimi aştığım yok Afife Hanım. Orhun zor zamanlar geçiriyor. Hepimiz ona destek olmalıyız. Benim yaptığım da bu. Demek ona destek oluyorsun. Yüzsüzlüğüne bulduğun yeni kılıf bu mu? Siz buna yüzsüzlük demek istiyorsanız... Buna bir şey yapamam. Yalnızca yüzsüz değilsin. Seni evinden kovan, en ağır hakaretlerde bulunan adamın yatağına çorba götürecek kadar haysiyetsizsin. Çizdiğim sınırları aşmayacağını aklına sokacaksın. İzin verdiğim kadar var olabilirsin. Anlaman zor. Ama senin neden burada olduğunu hatırlatmam gerekiyordu. Bu nedenle karşımdasın. Bir daha benimle bu şekilde konuşmayın. Siz de iyi bilirsiniz ki istediğini söyleyen istemediğini işitir. Sınırlara ikimizin de ihtiyacı var Afife Hanım. Aşmayalım. Duracağımız yeri bilelim. Haysiyetime gelince, ben kendi haysiyetimi de, gururumu da korumayı bilirim. Sizin hatırlatmanıza lüzum yok. Zaten istesem de Orhun'un bana yaptıklarını, kötü sözlerini unutamıyorum. Ama maalesef sizin bunu anlamanız çok zor. Nasıl olacak böyle? Oo, bak sen. Sonra ne oldu? Sonra öğretmen dedi ki size bir bilmece soracağım. Kızını en çok kim bela eder? Hadi söyleyin bakalım. Sen ne dedin? Bizim evdeki kahya mı dedin? Hayır, ütü dedim.
Bir karar verdim. Arkasında duracağım.